Herkese merhaba. Haftanın önemli makro gelişmeleri çerçevesinde tabii ki merkez bankaları tarafından gelen önemli açıklamalar tarafına odaklanacağız. Ve bu çerçevede de tabii ki Fed ve Türkiye Merkez Bankası ile alakalı biraz konuşmak gerekiyor. İlk önce Fed'den başlayacak olursak tabii bu aşamada elbette Powell'ın 2 hafta önce belirttiği gibi ekonominin gidişatı bakımından Fed şu an elbette sıkılaşmayı değerlendirebilecek bir konumda değil. Bu noktadan da bakılacağı zaman özellikle şu aşamada hani parasal teşvikler anlamında merkez bankalarına bu kriz döneminde çok fazla misyon yüklendi. Ama tabii ki merkez bankalarının ellerindeki politika araçları dışında süper güçlerinin olmamasından dolayı bu ekonomik krizden çıkış yolu bir noktada mali politika uygulamaları olmadan çok oluşabilecek, zemin kazanabilecek bir noktaya, duruma işaret etmiyor. Neden? Çünkü bu Covid-19 krizinde istihdam piyasasının bu kadar bozulmuş olduğu, önemli ölçüde işsizliğin kalıcı hale gelmiş olduğu ve ciddi bir gelir daralması yaşanan bir ortamda krizden çıkışın formülü tabii ki sadece kredi kanallarını gevşetmek değil bu noktada. Haliyle özellikle bu aşamada tabii ki büyük ekonomiler açısından baktığımız zaman bu parasal döngüyü sadece faizleri düşük tutarak hızlandırmaları çok olanak dahilinde gözükmüyor. Bu nedenden dolayı yani bu sadece aslında oluşan bu resesyon endişeleri Fed'in sorunu da değil. Yani Avrupa Merkez Bankası da olsun, diğer ana büyük ekonomilerin durumu da olsun, benzer sorundan muzdaripler. Özellikle şu aşamada halen krizi oluşturan etmenin aktif kalmaya devam etmesi, yüksek vaka sayıları, kısıtlama önlemleri derken ekonomide bir türlü iyileştirilemeyen istihdam ve yerleştirilemeyen talep, yani ekonominin kendi kendini idame ettirebilecek bir durumda olmaması şu aşamada bizim elbette krizden çıkış açısından zamanlama noktasında şu aşamada yani öngörülebilir bir geleceği değerlendirmememiz gerektiğini gösteriyor. Bu noktada da Fed'in açıklamaları özellikle ekonomideki risk dengesi açısından, yani aşağı yönlü risk dengesini hesaba katan bir şekilde genişleyici duruşun devamını işaret eden bir noktada olacaktır. Tabii büyük ekonomiler açısından 2021'in nasıl geçeceği önemli. Yani 2021 bir iyi yıl olarak geçer ise eğer, tabii bu noktada aynı 2013 senaryosunda olduğu gibi varlık alımlarının azaltılması noktasında bir ileriye dönük rehberlik ilerleyen zamanlarda söz konusu olabilir. Bu nasıl olur? Biraz daha 2021'in sonlarına doğru gerçekleşen ve kademeli bir yönlendirme şeklinde olur ve belki faiz arttırma anlamında işaret edilen 2023 bir miktar belki yakın zamana çekilebilir. Ama tabii bu noktada özellikle ekonomideki canlanma açısından talebin yerleşmesi ve sağlam bir enflasyon hareketinin, kalıcı bir enflasyon hareketinin görülmesi gerekiyor. Enflasyon konusundaki görüntü geçici fiyat değişikliklerinden bağımsız bir şekilde talebin destek verdiği bir enflasyon artışına işaret etmeli. Ve tabii ki enflasyonun rakamsal olarak artışı Fed açısından ilerleyen dönemde bir kriter olmayacak bu noktada. Fed konusunda beklentilerimiz bu şekildeyken Türkiye Merkez Bankası'nın enflasyon raporu açıklaması ertesi gün, ona değinmek de gerekiyor. Merkez Bankası daha yeni son PPK'sında bir aksiyon almadı ama politika açıklamasını biraz daha böyle altını çizen bir noktaya getirdi mevcut politika uygulaması bakımından. Nasıl? Bir, bu sıkı para politikasının uzun süreli olduğuna dair bir ibare ekledi ve gerektiği takdirde ilave sıkılaşma yapabileceğini belirtti. Bunlar önemli noktalardı. Neden önemli noktalar? Çünkü Merkez Bankası'nın faizleri tekrar arttırabileceğine yönelik direkt bir referans yoktu. Ancak şu noktada artan enflasyon risklerini gözlemlediğimiz zaman önümüzdeki birkaç ay çok zorlu geçecek enflasyon bakımından ve enflasyonun bir süre %15'in üzerinde seyrettiğini göreceğiz.
Bu noktada Merkez Bankası'nın o koruma alanını sağlamak anlamında bir ilave faiz arttırımı yapma durumu olabilir mi? Bunu Şubat veya Mart aylarında değerlendirmeye alabilir düşüncesindeyim. Dolayısıyla teoriye uygun bir hareket olur. İkincisi, faizleri erken bir dönemde indirmemek konusu önemli bir risk. Ekonomideki olası toksik etkiler ve yeniden kırılganlıkları ortaya çıkarması anlamında. Çünkü neden? Bir gevşeme döngüsü bu noktada aynı. Bizim 3. çeyrekte kaydettiğimiz kredi katkılı büyüme gibi makroekonomik dengesizlikleri ön plana çıkartabilir tekrar. Nedir bu makroekonomik dengesizlikler? İşte enflasyon artışı, cari açıkta genişleme, rezervlerin azalması. Yani eski para politikası uygulamasının en önemli bu noktada verdiği zararlardan bir tanesi oldu bu rezerv azalması bu çerçevede. Şimdi tabii Kasım başından beri uygulanan eski politikaların geri dönüşümü şeklinde politikalar var. Merkez Bankası sıkı para politikası anlamında önemli bir yönlendirme yapıyor. Ve bu çerçevede de aynı geçen haftaki PPK açıklamasında olduğu gibi Sayın Ağbal'ın oldukça şahin bir tutum devam ettirmesi, yönlendirme yapması bu noktada beklenebilecek bir durum. Enflasyon hedeflemeleri anlamında da bu çerçevede ara hedefler tarafında bir revizyona gitme durumu olabilir. Çünkü Merkez Bankası'nın şu anda 2021 için beklediği %9.4 enflasyon. Ama mevcut enflasyon risk dengesini ele aldığımız zaman dezenflasyon sürecinde olası bir gecikme veya yavaşlama, yıl sonu enflasyon daha yüksek oranlarda gerçekleşmesine neden olabilir. Bu noktada da bakıyoruz, yani S&P Cuma günü mesela %12.5 dedi 2021 Türkiye enflasyonu için. Güvenilir finans kurumlarının 2021 tahminlerine baktığımızda daha çok %10-11 aralığına yoğunlaşmış olduğunu görüyoruz. Yani çift tane konusundaki beklentiler var. Belki Merkez Bankası'nın bu yüzden enflasyon ara beklentileri anlamında, ara dönem enflasyon beklentileri anlamında bir yukarı doğru revizyonu olabilir. Ki böyle bir durumun, yani piyasanın değerlendirebileceği yeni bazı açıklama veya aksiyon bazlı gelişmelerin bu noktada olumlu yansımaları söz konusu olabilir. Yani şahin ton devam eder politika yönlendirmesi anlamında. Çok PPK'nın işaret ettiği o şahinleşmenin çok böyle dışında şeyler söylenmez diye düşünüyorum. Aynı doğrultuda olur. Hatta belki biraz daha altı çizilir bu noktada. Ve belki enflasyon hedefleri, beklentileri anlamında bazı revizyonlar söz konusu olabilir Perşembe günü.